İki soru sordunuz. Evet. Müsaade ederseniz ikinci sorduğunuz sorudan başlayıp ondan sonra birinci sorduğunuz soruya geçeyim. Çünkü seçim güvenliğinden önce bu seçimlerde kime oy verilirse ne olur diye bir soru sordunuz. Şimdi şunu göz önünde tutmak lazım. Karşımızda olağan bir seçim yok. Olağan seçim nedir? Olağan seçim meşru kabul edilen siyasal aktörler arasında her birinin sorunlar üzerinde değişik politikalar izleyeceğini beyan ederek giriştikleri bir yarış. Şu andaki seçim aynı zamanda Türkiye'nin nasıl bir rejime sahip olacağına ilişkin bir karar alınmasını da içeriyor. Şimdi bu şekilde düşündüğünüz zaman olağan bir seçimdeki gibi siyasi tercihlerinizi şekillendiremezsiniz. Çünkü karşınızda yani Türkiye otoriterleşmiş bir rejimi benimseyecek mi yoksa tekrardan otoriterlikten uzaklaşan, demokratikleşen, belki de mümkün olduğu takdirde parlamenter demokrasinin iadesini öngören bir sisteme mi dönecek? Bu şekilde düşünüldüğü zaman aslında oyların dağılmaması daha önemli. Yani kişiler şu veya bu partiyi tercih edebilirler. Ama karşımızda bir rejim sorunu olduğu için ona göre rejimin eğer demokratikleşmesini istiyorsanız en güçlüye oy vermek durumundasınız. Çünkü ancak o şekilde rejim değişebilir. Şimdi bir de rejimin değişmesinden bahsederken iki ayrı aşamadan bahsetmek lazım veya iki ayrı masadan isterseniz. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı masası, bir tanesi parlamento masası. Şimdi her ikisinde de çoğunluk alındığı takdirde ancak sistem değişebilir. Hatta bunu anayasal bir temele oturtmak istiyorsanız parlamentoda bir 3/2 çoğunluğu veya 5/3 çoğunluğu elde etmeniz dahi gerekiyor. Bu da kişilerin oyları dağıtmaması konusunda bize önemli bir ipucu veriyor. Yani bu seçimde karşımızda şu partiyi seçersem bu politikayı izler şeklinde bir tercih yok. Karşımızdaki tercih Türkiye demokrasi mi olsun, otoriter bir sistem mi olsun? O zaman da oyları demokrasi olsun diyen en güçlü hareketi destekleyecek şekilde kullanmakta isabet var. Şimdi seçim güvenliğiyle ilgili olarak siz çok haklı konulara temas ettiniz. Bizim seçimin... Efendim çok özür dilerim. Bu biraz önce söz ettiğiniz konuyla ilgili olarak gerçekten bunun tam olarak anlaşılması lazım. Çünkü dün ben bir anne kızla karşılaştım bulunduğum yerde ve hanım dedi ki tanımıyorum. Hanım dedi ki ben dedi şu partiye oy vereceğim. Kızım bu partiye oy vermek istiyor ama dedi öyle bir endişemiz var dedi. Acaba biz bir başka ittifakın içinde olmasına rağmen baraj altında kalacak ama kendi kendine seçime girecek bu parti. Yani baraj altı görünüyor ama kendi kendine seçime girmek istiyor ittifak içerisinde. Acaba buna oy verirse benim kızım o oy şeye gider mi? Boşa gider mi? Boşa gidebilir. Ne yüzdeyi bilmiyoruz çünkü alacağı yüzdeyi bilmiyoruz. Boşa gidebilir. Hayır ittifak içinde olduğu için ittifaka gitmiyor mu oy? Ay ittifak içindeyse boşa gitmiyor. Şimdi efendim bakın ittifak kelimesini karıştırmayalım. İki ayrı anlamda kullanılabiliyor. Siz hangi partiyi kastediyorsunuz? Şimdi efendim parti adı anmayalım da isterseniz. Hayır onu söylemek bakın, istemiyorum ama yani gençlerin yöneldiği partilerden bakın, biri bu. Ruhat Hanım ittifak dediğimiz zaman birbirinden farklı iki şeyden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi partilerin ittifak etmelerini beyan etmelerine rağmen aslında partilerin bazılarının seçime girmeyip bir büyük partinin listesinde yer bulmaları. Bir ikinci husus da partilerin yani kendi kimliklerini muhafaza ederek bir grup oluşturmaları. Bu kendi kimliklerini muhafaza ederek bir grup oluşturması bu seçimde pek anlamlı olmayacak. Ve buna karşılık hani eğer bir parti şey yapmışsa kendi adaylarını önde gelen bir partinin listesinde bazı yerlere yerleştirmişse orada bir sorun yok. Şimdi dolayısıyla bu sizi
konuştuğunuz aile durumuna geri dönecek olursak, yani esas itibariyle oyların içinde başka partileri barındırsa da büyük ve seçimi kazanma şansı yüksek olan partilere verilmesi lazım. Hmm. Aksi takdirde yani keder olabilir. Biz bu partiye çok sempati duyuyoruz. Hayır. Ona verelim ama isterse geçsin, isterse geçmesin. Hayır, o boşa gider ve yani söylediğimi tekrar etmek mecburiyetindeyim. Biz şeyi seçmiyoruz bu seçimde. Yani şu parti gelirse vergileri azaltır, şu parti gelirse bu vergiyi çoğaltır vesaire gibi bir tercih yapmıyoruz. Biz Türkiye demokratik parlamenter bir sisteme geçsin mi yoksa tek kişilik bir otoriter sistemin devamını mı istiyor? Peki, bu tercihi yapmak mecburiyetindeyiz. Peki o küçük partiye ayrı seçime giren o küçük partiye verdiği oy ittifaka sayılmıyor mu? Sayılmıyor. Evet. O zaman yani ittifak içinde olması ne kazandırıyor ona? Ya ben seçime ayrı gireceğim diyor ama ittifak içerisinde görünüyor. Bakın, bir şey bu seçimde kazandırmıyor benim bildiğim. Ama incelenmeye değer, tekrardan belki ben yanlış anlatıyorum, bilemeyeceğim. Estağfurullah. Şimdi gelelim ikinci sorunuza. Hı.